Sevgili seyirciler, final masasıyla karşınızdayız. Evet efendim, bugünkü ev sahibimiz Semiha Hanım'dı. Semiha Hanım mutfakta da masada da elinden geleni yaptı. Ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Evet, ne hissediyorsun Semiha abla? Son gün oturdun ev sahibi masasına. Baksana şu güzelliğe, ne hissedebilirim ki güzellikten başka? Evet, müthiş. Semiha Hanım iddialıydı, biliyorsunuz ki masa evet. Konusunda da yemek konusunda da. Bugün de büyük bir özgüvenle masasını hazırladı. Evet. Şimdi hazır mısın? Misafirlerim de şıkır şıkır gelmişler. Evet, hepsi çok güzeller. Yorumlara başlasınlar. Tabii ki. Bakalım hoşuna gidecek mi, ne cevap vereceksin? Evet Ayşegül, senden başlayalım öncelikle. Masa genel itibariyle güzel ama eksiklikleri var tabii ki. Yani nedir eksiklik? Tam uymayan şeyler. Bu nedir acaba, sorabilir miyim? O sizin için. Tamamen sizin için. Kolonya kullanacağız yani. Bunu kapıda karşılarken. Bence de şu an yani masaya uymamışsınız. Olur. Bu kolonya sanırım içindeki. Karşılarken. Neden yani masada bu? Elinizi yıkadığınız için gerek duymadım. O yüzden burada önlem amaçlı. Nereden biliyorsunuz elimizi yıkadığımızı? Aşağıdan çıktık ya. Arkadaşlar, Semiha Hanım size bir haftadır ne diyordu? Kolonyayla ayıltacağım sizi. Evet. Ama masanın ortasında göreceğimizi düşünmüyorum. Ama direkt ben gidiyorum. Böyle bir şey görmüyorum. Ne işi var burada? Yani ikram edilirse kişiye bu ele dökülür gelmedi. Geldiğimizde. Bir açıklasın Semiha Hanım. Yani, şimdi her şey doğduğumuz andan itibaren görmüyoruz. Yani büyüdükçe görüyoruz. Evet. Öğrenmenin yaşı yok. Hı-hı. Yani şimdi ayılırsınız, bayılırsınız diye ben böyle tedbir amaçlı tamamen... Ne için ayılıp bayılacağız? Mükemmel bir sofrayla karşılaşacağınız için... Mükemmel bir masa var yani. Sofradan belli. Evet, İnce mendillerim, evet. Allah uyumlu sofram, perdelerim, her şeyim. O zaman yemekler çok güzel oldu ki bayılacağız. Aynen. Semiha Hanım yaptığı yemeklerle beni bayıltamaz. Hiç merak etmesin. Espriden anlamıyor ki Aylin. Yani diğerleri de aynı şekilde. Ayşegül, nasıl buldun cidden genel masa? Genel itibariyle güzel ama sepetlerimiz uymamış. Ekmek sepeti ve peçeteliğimiz uyum sağlamamış. Genel itibariyle güzel. Yani teşekkür, şunu diyebiliyor musun? Evet Semiha Hanım, bir haftadır çok konuştunuz. Evet. İddialı konuştunuz ama cidden masanıza bayıldım. Masa güzel. Bunlar olmasa daha güzel olurdu. İddiasının altını doldurdu mu, doldurmadı yani mı? Yani kısmen şu an doldurdu. Kısmen doldurdu. Onlar olmasa diğer masalara masa göre daha eksik iyi. Olurdu yavrum. Diğer masalara göre daha iyi. Evet. Peki. Benden sonra aynen diğer ama masalara göre daha şık. Senden sonra. Evet. Şimdi evet, buyurun Aylin Hanım. Semiha Hanım, elinize sağlık. Öyle bir karmaşa yaratmışsınız ki masada dantelime bakayım, tabakların desenime bakayım, peçetelerime bakayım. Yani şimdi... ben siz olursam yani ya, hurmaları da bunu ya bu şekilde keşke koymasaydınız. Biz de bunu böyle şimdi kayıtlara koyup da böyle sergilemeseydiniz. Şimdi dalından yemek güzeldir ya. Evet, yok, onu yaşatmak biz yerinde dalında yiyelim de. Aynen, bu şey masada. Seriye ben kopartırım. Masada görmeseydik keşke. Şunun altını çizeyim mi? Semiha Hanım bu hurmaları kendisi almış. Ekibimiz evet almadı. Özellikle eline gitmiş sağlık. En pahalı marketten almış gelmiş. Oo. Açıkçası bu hurmaları severim ben. Bence güzel görünüyor. Ben de seni sevdim. Çok iyi yapmış ama keşke öyle dallarıyla görmeseydik. Daha iyi olurmuş bence. Taneli olarak gelse. Dallarını yemeyeceksiniz ki siz. Ya görüntü olarak olmamış. Burada tabakta Allah tek tek olabilirdi, taneli olabilirdi Semiha Hanım. Öyle her şey dallı budaklı dersek işimiz var. Siz olsanız bir kalıp da kardeşim ama biz koysaydık önünüze. Bu küçük seçtiniz. Biz de alıp da saçımıza başımıza takmayalım diye ben onu anlayamadım yani. Yok, takabilirsiniz orada. Baya bir hayli çiçek var. Bayağı minnacık çiçek yani burada. Bayağı iyileştirme annem var burada. Diye en küçüğünü ben gidip seçmişsiniz. Ben minnacık seviyorum çiçeği. Bayram şekeri bu benim masam değil mi? Yok, hazırlanmamaydı mı? Hayır ya, ne alakası peki var? Peki bu ekmek sepetini çok mu aradınız? Bildiğiniz aynen tepsi gibi. Hasır bir tepsi yani bu. Koymuşsunuz oraya. Hasır koymuşsunuz. Peki eksik var mı Aylin abla? Ya da ne bileyim bir yanlış, uyumsuzluk? Şöyle çok gözümü şey yaptı. Böyle karmaşa yarattı gözümde. Bardaklar sade olsaydı daha güzel, daha şık dururdu. Kaşıklarım çatalın yeri yönü yanlış. Bir de masa örtüsünde leke görüyorum. Direkt o benim dikkatimi çekti. Bir de bu varsa bu olmaz, bu varsa bu olmazdı. O kadar eleştirildi ki ben koymadım diye Semiha Hanım da koymuştur. Yok, yine eleştirmesinler diye. Ama olabilir, o da olabilirdi. Ne yapsak olabilir, kimseyi... Bu kenarda olabilir. Efendim? Olabilir ama bu da masada. Yok, şimdi bu varken, kağıt varken bu olmaz. O yüzden. İkisi aynı işlevi görüyor. Niye, fazla mal göz mü çıkarttı? Peki Büşra Hanım'a gelelim. Masa bana çok karmaşık geldi. Yani göz yorucu bir renk var burada. Uyumsuzluk var. Çiçek burada çok küçük kalmış. Hurmalar ben küçük dallarıyla... seviyorum hayatım hayır, çiçeği. Hayır, burada küçük kalmış masada. Hurmalar dallarıyla olmasa, taneli bir şekilde konulsa daha güzel olurdu görüntü olarak.
burada bir uyumsuzluk görüyorum. Yani gri tonları çok kullanılmış, tabaklar çok desenli kalmış. Sade olabilirdi bunlar da. Ya yetişemedim. Tabakların sade olsaydı güzel olurdu ama sade olmadığı için ben beğenmedim. Karmaşık geldi benim gözüme. Karmaşık olan kendileri. Hayır, masanız çok karmaşık. Peki Fatma Hanım. Kaç gündür gri 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 bayıldık dediniz. Kendiniz de masaya gri ört örttünüz. Bu başka gri. Semih Hanım. Bu benim griyim. Ekmek çok az, sepet kocama bu. Sepet yakışmamış. Ya getiririm ben. Ya, bir sürü var yakışmamış, içeride. Bu yakışmamış. Sepetler olmasaydı da öyle oradaki olurdu. Tozlar çok özür dilerim. Evet. O sizden düşmüştür. Ben koyarken yok. Biz çarpımda var ya. Oturduğumuzda vardı. Oturduğumuzda vardı. Ben bunları sirkeli sularla sildim, parlattım. Hijyene dikkat edilmemiş. Aylin Hanım'ın dediği gibi ona katılıyorum. Hem bu danteller, tabağın desenleri, peçeteler, bardakların kristalliği çarpıyor yani böyle gözümüzü alışık çarpıyor. Alışık olmadıkları için ne güzel sıradan bardak koymadım sizin gibi en azından. Kristal bardak karmaşık koydum. Karmaşık ama desenler şu anda birbirine girmiş size yani her şey. Size ne kadar değer verdiğimi anlayın yani. Acaba? Fatma Hanım ömründe kaç kere bu şekil masa görmüş? Onun güzellikten yoruldu gözleri. Semih Hanım nereden biliyormuş benim kaç kere masa görmediğimi? Hangisini koysam da oradan tuttursam diye bir masa yapmış. O da farklı bir bakış açısı. Bu hurmalara giderken... Galiba masayı bir tek Ayşegül Hanım beğenir. Ben severim ihtişamı. Yani Ayşegül'ün demek ki gözü sepetleri yorulmadı. Sepetleri sevmedim sadece. Kötü onlar durmuş. Benim en sevdiğim sepetim. Evet. O yüzden siz de benim güzel sepetlerimi görün diye koydum oraya. Ama ben beğendim. Keşke ekmeği yakışmamış ama sofraya. Peki çorbaya geçelim mi? Cennet çorbası gelecek efendim. Buyurun. Siz acıkmışsınızdır. Hadi şimdi çorbalara geçelim. Bu arada Semih Hanım yemek takımını, masa örtüsünü, bardaklarını, ekmekliğini, hurmasını ve mutfaktaki birçok eşyasını kendisi evden getirmiş. Evet. Tam tamına bugün 7 torbayla gelmiş, haberiniz olsun. Ellerine sağlık. Masanız için yapılan yorumlara ne diyeceksiniz? Arkadaşlar tamamen hayal kırıklığına uğradılar. Böyle masa beklemiyorlardı benden. Şaşırdılar. Ondan öyle böyle atıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.